Baron Solema her çileği, yüksek verimlilik, muhteşem tat ve çekici görünümü ile bilinen bir çeşittir. Bu çilek çeşidi, Türkiye'nin iklim koşullarına uyum sağlayabilen dayanıklı bir şekilde yetişir. Baron Solema her çileği, meyveleriyle bahçenize renk katacak ve aynı zamanda lezzetli tatlarıyla damaklarınızı şenlendirecektir. Baron Solema her çileklerinin özellikleri arasında büyük ve parlak kırmızı meyveler, şekerli tat ve hoş bir aroma bulunur. Meyveler, orta büyüklükte, yuvarlak ve düzenli bir şekle sahiptir. Dayanıklı bir cilde sahip olan bu çilekler, nakil işlemi sırasında zarar görme riskini azaltır. Ayrıca, Baron Solema her çileği bitkisi, meyve verimi açısından oldukça yüksek bir performansa sahiptir. Baron Solema her çileği dikimi için uygun bir yer seçmek önemlidir. Direkt güneş ışığı alan bir alanda, İyi drene olan bir toprakta yetişmeleri en iyisidir. Toprak nem oranını korumak için düzenli olarak sulanmalı ve bitki tayineli gübrelerle beslenmelidir. Ayrıca bitkilerin etrafında yabani otların kontrol altında tutulması da önemlidir. Dikim. Baron Solema her çileğe dikimi için uygun bir toprak seçilmelidir. Toprak, iyi drene olmalı ve organik madde açısından zengin olmalıdır. Dikim için en uygun zaman, toprak sıcaklığının 10 ila 15 santigrat derece arasında olduğu ilkbahar aylarıdır. Dikimden önce toprak iyice hazırlanmalıdır. İstenilen alana çukurlar açılmalı ve çukurlar arası mesafe 40 santimetre olacak şekilde belirlenmelidir. Çukurların derinliği ise köklü fidelerin tamamen sığabileceği kadar derin olmalıdır. Fideler, dikim yapılacak çukurlara yerleştirilmelidir. Köklerin fazla bükülmemesine dikkat edilmeli ve köklerin tamamen toprağa temas etmesi sağlanmalıdır. Fideler yerleştirildikten sonra çukurların etrafı iyice sıkıştırılmalıdır. Dikim işlemi tamamlandıktan sonra fidelerin sulanması gerekmektedir. Sulama, toprak nem düzeyinin korunmasını sağlayarak fidelerin sağlıklı şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Sulama, dikimden sonraki ilk günlerde sık sık yapılmalıdır. Dikim sonrasında fidelerin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Yabancı otların çıkması engellenmeli, toprak nem düzeyi kontrol edilmeli ve gerektiğinde sulama yapılmalıdır. Gerekli durumlarda gübreleme işlemi de yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise fidelerin namdız böceği gibi hastalıklar ve zararlılara karşı korunmasıdır. Hastalık ve zararlıların belirti göstermesi durumunda hızlıca mücadele edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bakın. Baron Solema her çileğe dikiminden sonra düzenli bakım gerektirir. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar. 1. Sulama, Baron Solema her çileği sulama konusunda oldukça hassastır. Bitkileri düzenli ve yeterli miktarda sulamak önemlidir. Toprağın nemli, ancak suda boğulmamış olmasına dikkat edin. Kurak dönemlerde sulama miktarını artırmanız gerekebilir. 2. Gübreleme, çilek bitkileri için uygun gübreleme, verimli bir ürün elde etmek için önemlidir. Sezon boyunca bitkilere uygun miktarda azot, fosfor ve potasyum içeren bir gübre uygulayın. Bu, bitkilerin sağlıklı büyümesini ve meyve verimini artıracaktır. 3. Yabancı ot kontrolü, Baron Solema her çileği, yabancı otlarla rekabet edebilecek kadar güçlü değildir. Bitkilerin etrafındaki yabancı otları düzenli olarak temizlemek önemlidir. Bu, bitkilerin besin ve suya daha iyi erişim sağlamasına yardımcı olacak ve hastalık veya zararlıların yayılmasını engelleyecektir. 4. Hasat, çilek meyveleri olgunlaştıkça düzenli olarak hasat edilmelidir. Dengeli bir şekilde hasat etmek, bitkilerin enerjisini yeniden meyve üretimine yönlendirecektir. Hasat edeceğiniz meyvelerin tamamen olgunlaşmış ve rengi koyu olmalıdır. Bu bakım adımlarını takip ederek, Baron Solema her çileğe bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve bol miktarda lezzetli meyve üretmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl yetiştirilir? Baron Solema her çileği yetiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Güneşli bir konumu tercih edin. Baron Solema her çileği, tam güneş ışığı alan bir alanda en iyi şekilde büyür. Toprağı hazırlayın. Çileklerin iyi drene olabilen ve organik madde açısından zengin bir toprakta yetişmesi gerekmektedir. Toprağı gübreleyin ve iyi bir şekilde tırmıklayın. Fidanları dikin. Hazırladığınız toprağa Baron Solema her çileği fidanlarını dikin. Fidanları arasında yeterli mesafe bırakın ve köklerinin toprağa iyi bir şekilde yerleşmesini sağlayın. Sulama yapın. Çileklerin düzenli ve yeterli sulama alması önemlidir. Toprağın kurumasını engellemek için sulama işlemini düzenli yapın. Yabani otları temizleyin.
Çileklerin etrafındaki yabani otları düzenli olarak temizleyin. Böylece çilekleriniz daha iyi büyüyecek ve daha az rekabetle besin alacaklar. Hasat edin. Çileklerin tam olgunlaştığında hasat edilmesi gerekmektedir. Olgunlaşmış çilekleri toplayın ve taze olarak tüketin veya işleyerek saklayın. Baron Solema her çileği yetiştirirken bu adımları takip etmek, sağlıklı ve verimli bir hasat elde etmenizi sağlayacaktır. Sulama ve gübreleme. Baron Solema her çileği sulama ve gübreleme ihtiyaçlarına özen gösterilmesi gereken bir bitkidir. Sulama işlemi, bitkinin gelişimi ve meyve verimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Çileğin su ihtiyacı düzenli ve yeterli olarak karşılanmalıdır. Sulama işlemi, toprağın nem durumuna göre ayarlanmalıdır. Topraktan nemli kalması için düzenli olarak sulanmalı, ancak su birikmesini engellemek için de dikkatli olunmalıdır. Bunun yanında, çileği gübrelemek de önemlidir. Çilek bitkisi için uygun gübreler kullanılmalıdır. Organik gübreler, bitkinin mineral ihtiyacını karşılayarak daha sağlıklı ve verimli büyümesini sağlar. Sulama ve gübreleme işlemlerini düzenli olarak yapmak, bitkinin sağlıklı büyümesi ve daha fazla meyve verimi elde etmek için önemlidir. Bitkiyi aşırı sulamaktan kaçınılmalı ve gübrelemeyi de aşırıya getirmemelisiniz. Çünkü bu bitkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sulama işlemi genellikle sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri yapılmalıdır. Bu saatlerde havanın daha serin olması, bitkinin suyu daha iyi emmesine ve buharlaşmanın azalmasına yardımcı olur. Sulama ve gübreleme işlemlerini düzenli olarak yaparak, Baron Solema her çileğinin sağlıklı büyümesini ve lezzetli meyveler vermesini sağlayabilirsiniz. 11. Binaların içinde böcek ile mücadele. Bina içinde böceklerle mücadele etmek, sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak için önemlidir. Böcekler, gıda kaynaklarına, sıcaklığa ve suya olan ihtiyaçları nedeniyle binalara kolayca girebilirler ve çoğalabilirler. Bu da hem yapısal hasara yol açabilir hem de insan sağlığını tehdit edebilir. Binalarda böceklerle mücadele etmek için çeşitli yöntemler vardır. İlk olarak, bina etrafındaki dışarıdan gelen böcekleri engellemek için giriş noktaları kapatılmalıdır. Bina kapılarının altına fitiller takılabilir ve pencere çerçeveleri sızdırmaz hale getirilebilir. Ayrıca, dışarıda bulunan çöp kutularının düzenli olarak temizlenmesi ve kapatılması da böceklerin bina içine girmesini engelleyebilir. Bina içindeki böceklerin yok edilmesi için de çeşitli yöntemler kullanılabilir. İlaçlama, en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak bu işlemi yaparken dikkatli olmak ve sağlığa zararlı olabilecek ilaçlardan kaçınmak önemlidir. İlaçlama işlemini profesyonel bir böcek ilaçlama şirketiyle yapmak daha güvenli bir seçenek olabilir. Bunun yanı sıra, temizlik önlemleri de böceklerle mücadelede etkili olabilir. Binaların düzenli olarak temizlenmesi, yiyecek artıklarının temizlenmesi ve sıkıca kapatılan kaplarda saklanması önemlidir. Ayrıca, binalardaki nemin kontrol altında tutulması da böceklerin çoğalmasını engelleyebilir. Binaların içinde böceklere karşı mücadele etmek önemlidir çünkü böcekler, sağlık sorunlarına ve maddi hasara yol açabilirler. Bina sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam alanlarını güvenli ve hijyenik tutmak için bu konuda gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Zeytin istidrabı hastalığı. Baron Solema her çileği yetiştirilirken en sık karşılaşılan hastalıklardan biri zeytin istidrabı hastalığıdır. Bu hastalık, çilek bitkilerinde yaprak lekeleri, kahverengi çürükler, yaprak sararması ve bitki ölümüne neden olan bir mantar hastalığıdır. Zeytin istidrabı hastalığı, nemli ve sıcak hava koşullarında ve yüksek nem seviyesine sahip topraklarda daha yaygın olarak görülür. Hastalığın etkisini azaltmak için çilek tarlasının düzenli havalandırılması ve iyi bir drenaj sistemine sahip olması önemlidir. Hastalığın yayılmasını önlemek için çilek bitkilerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, hastalıklı bitkilerin hemen çıkarılması ve tıbbi müdahale yapılması gerekmektedir. Ayrıca, hastalıkla mücadele etmek için fungisitler ve diğer kimyasal ilaçlar kullanılabilir. Zeytin istidrabı hastalığının önlenmesi için aşağıdaki önlemlere dikkat edilmelidir. Çilek tarlasının iyi bir drenaj sistemine sahip olması, çilek bitkilerinin sık sık kontrol edilmesi ve hastalıklı bitkilerin hemen çıkarılması, çilek tarlasının iyi havalandırılması, fungisitler ve kimyasal ilaçların düzenli olarak kullanılması bu önlemler, zeytin istidrabı hastalığının etkisini azaltabilir ve çilek bitkilerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilir. Böylece, Baron Solema her çileği daha verimli yetiştirilebilir ve kaliteli ürün elde edilebilir. Baron Solema her çileği nedir? Baron Solema her çileği,
Lezzetli meyvesiyle bilinen bir çilek çeşididir. Son derece tatlı ve aromatik bir tadı vardır. Baron Sole Maher çileği nasıl dikilir? Baron Sole Maher çileği, güneşli ve iyi drene edilmiş bir toprakta dikilebilir. Genellikle ilkbahar aylarında dikim yapmak en iyisidir. Bitkiler arasındaki mesafe yaklaşık olarak 30 ila 40 cm olmalıdır. Baron Sole Maher çileği nasıl bakım yapmalıyım? Baron Sole Maher çileği, düzenli sulama ve gübreleme gerektirir. Toprağın nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Ayrıca, bitkilerin altına malçı kullanabilirsiniz. Çileklerin üzerinde oluşan çiçekler ve meyveler dikkatlice gözlenmeli ve gerektiğinde budanmalıdır. Baron Sole Maher çileği ne zaman hasat edilmelidir? Baron Sole Maher çilekleri genellikle yaz aylarında hasat edilir. Çileklerin tamamen olgunlaşmasını beklemek önemlidir. Meyveler kırmızı ve tamamen renk değiştirmiş olduğunda toplanmalıdır. Baron Sole Maher çileği harf bu hastalıklara karşı hassastır. Baron Sole Maher çileği, gri küf ve kök çürüklüğü gibi hastalıklara karşı hassas olabilir. Bu nedenle, bitkileri düzenli olarak gözlemlemeli ve gerektiğinde kimyasal ilaçlarla tedavi etmelisiniz. Hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına da dikkat etmelisiniz. Baron Sole Maher çileği nedir? Baron Sole Maher çileği, son derece lezzetli ve aromatik bir çilek çeşididir. Orta büyüklükte, parlak kırmızı renkte ve tatlı bir tada sahiptir. Baron Sole Maher çileği nasıl dikilir? Baron Sole Maher çileği dikmek için öncelikle uygun bir bahçe alanı seçilmelidir. Toprak verimli, iyi drene edilmiş ve güneşe en az 6-8 saat maruz kalan bir alan olmalıdır. Dikim yapmadan önce toprağı gübrelemek ve çapalamak önemlidir. Ardından fideleri toprağa eklemeli ve köklerini kırmadan dikkatli bir şekilde yerleştirmelisiniz. Dikimden sonra bitkileri düzenli sulamalı ve gübrelemelisiniz.